Futbol Manager 2020 kariyerimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm videosu atmadım çünkü iki tane gerçekten de emek vererek yaptığım video vardı. Onları paylaşmak istedim, onları hazırladım. Hani açıkçası tamamen onlara yoğunlaştım ve biraz da kanalda hani sadece oyun içeriği olmasın diye başka iki farklı çeşitte video hazırladım. Onları paylaştım ama şimdi verdiğimiz aradan sonra yine yeni bölümlerle devam edeceğiz. Sürekli oyun videosu atarak kanalı tamamen oyun kanalıymış gibi göstermek istemediğim için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Futbol Manager 2020 videomuz zaten bittikten sonra bu seri 2020'den tam gaz devam edeceğiz. Hemen kısa bir önceki maçlarımıza bakalım, fikstürümüze bakalım. Yine yenilmezlik serimiz devam ediyor ancak ufaktan böyle bir sarsıldık. Beraberlikler aldık arka arkaya maalesef ki. Onun ardından yine Ankara gücüne 3-0 yendik. Kendi evimizde net bir skorla almışız. Şimdi yine Euro Cup maçımız var. UEFA Avrupa Ligi maçımız var. Arkasından Süper Lig'de Fenerbahçe derbisi. Arkadan Galatasaray-Trabzon maçları var. Yoğun bir fikstür var. Bakalım buradan nasıl çıkacağız. Puan durumumuza baktığımız zaman zirvenin biraz hani birazdan fazla belki de gerisindeyiz. En azından Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni de alsak bu kalan 11 maçta bizim için yeterli. Oranın geliri, oranın prestiji farklı. Evet, koronanın başlangıcı Wuhan'dan bir teklif geldi. Adem Ljajic için 8,5 milyon avro bonservis artı taksitleri 2,8 verdiler. Ben bunu bunların parasının olduğunu bilerek şöyle 15'e çekiyorum. Şartları öneriyorum. 9,25 artı 3,4 verdiler. Teklifi kabul edeceğim. Evet, Ljajic Wuhan kulübünün yaptığı teklifi reddetmiş maalesef. Bedava olan sözleşmesi biten oyuncularla anlaşma sağlayacağız yine. Çünkü şu an Şubat ayındayız. Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Bunlardan iyileri kapıp satabileceğimizi satacağız. Satamayacağımızı oynatacağız. İşimize yaramayanları daha doğrusu satacağız. Kopenhag'da ikinci maçımız başlıyor. Bakalım bu maçtan nasıl ayrılacağız. Yeneriz inşallah. Meğer Bundu Dorukan Elneni şu şekilde yaparsak daha faydalı olur bizim için. Ruiz Rocco, Rebocho, sağ bekimiz maalesef yok. Necip var. Ravil Tagir bu maç aslında oynar mı? Oynamazsa gelişmez bu adam. O yüzden ben Ravil Tagir'i oynatacağım. Ruiz'i şöyle yapsak. Yani Ruiz solak, Ravil Tagir sağ, o da solmuş. Tamam o zaman. Sorun değil. Bundu'yla da Meyer'i ters kanatlara koyarsak bizim için daha etkili olur. Evet, Adem Ljajic sakat. Evet, kadromuz bu şekilde. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. İnşallah Abubakar da kendi formuna kavuşur artık. Çift forvet oynuyorlar. Ndoye adamın değeri yüzü... Oo, bir dakika. Hızı falan olmuyor ya bunun. Yalan olur bu adam. Santos daha tehlikeli. Evet, maçımız başlamak üzere ve başladı. İlk maçı 2-1 kazanmıştık deplasmanda olmamıza rağmen. Bu maçta bakalım bir sakatlık çıkmazsa turu geçeriz. Fischer bu arada Beşiktaş'ın da gerçekte ilgilendiği bir oyuncu. Özellikleri falan iyiymiş. Şöyle bir gözlemleyelim bakalım, belki bize düşer. Ben temkinliği aldım. Derken Abubakar karşı karşıya. Abubakar gitti. Abubakar kaleci geçti, gol attı. Vensen Abubakar attı durum 1-0. Bir anda kontra ataktan vurduk. Meyer burada topu kaptı. Uzun bir top attı. Abubakar'ın hızına da kimse yetişemedi. İşte burada Abubakar kaleciyle geçiyor. Ve topu ağlara yolluyor. Şimdi durum 1-0. Dakika 16. Şu transferleri biraz daha önce yapabilmiş olsaydık gerçekten sezona başlarken ve şanssız da bir başlangıç yapmasaydık, yani ligin başında takımın oturması falan derken çok puan kaybı yaptık. Şu an şampiyonluk yolunda bir numaraydık. Gerçekten de bu arada Bundu'nun kafa vuruşu dışarıya gitti. Ama ikinci sezonda kanatlarımız Hasic ve Meyer olacak ki Meyer'e büyük teklif gelirse satarım. Ama 15 milyonun altında bir teklife satmam. O zaman Hasic'in de potansiyeli yüksek. Kanatlarımız bayağı iyi olacak. Abubakar da zaten yani
kolay kolay yerini kaptıracağını düşünmüyorum. Yaşı da zaten kaç? 28 yaşında. Yani daha oynar bu bizde. Bir tık daha fazla verim alabilirsek Abubakar'dan gol anlamında bizim için iyi olacak. Temkinli olarak oynatıyorum çünkü onlar gördüğünüz üzere 14 şut çekmişler. Bayağı yükleniyorlar bize. Bir tık daha kontrollü olmamız lazım. Direkten dışarı çıktı. Bir tık daha kontrollü oynarsak kontralarla falan bunları vururuz. Yine ilk golde attığımız gibi. Mustafa Bundu kötü bir maç geçiriyormuş. Mustafa Kapı da kötü bir maç geçiriyor. Bu arada Mustafa Kapı'dan çalışkanlığı 7. Yani iyi oyuncu aslında. Alacak potansiyeli falan da iyi ama ne kadar gelişecek bilmiyorum. İstikrarlı olması gerekiyor. Biraz daha. Şunları kontradan bir gol daha saplamamız lazım. Bu arada Fisher gidiyor. Fisher 3. çalımını falan attı şu an. Fisher pasını verdi yanlış. Elneni sola dönmek istedi. Pas hatası. Elneni de böyle pas hatası yaparsa kimse pas atamaz. Bu ne lan? Adam herkesi geçti. Fisher, Santos, Fisher. Fisher, Pep Biel, Fisher. Fisher bütün takımı şey yapıyor bu arada. Şutunu çekti. Muazzam bir gol attı. Hep böyle olur zaten. Maçın başında şu Fisher'la ilgileniyoruz bilgisini verdiğim için yedik zaten. Hep böyle olur. Yani şuraya bak. Necibi geçip atmış adam. Neyse 1-1. İnşallah. Şöyle ufaktan dengeliği alacağım. Oo yine pas hatası. Yine pas hatası. Bu pas hataları golle dönüyor hep. Girersek önüne iyi olur. Gir. Reboç. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Penaltı olacak şimdi. Hakem ben gördüm. Hiçbir şey yok hakem. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Penaltı falan yok abi. Sakın. Vardan hiç döndüğünü görmedim ama ilk olsun dönsün abi. Hadi. Hadi. Verme. Verme. Aa frikik. Dışarıdaymış. Of. Derin bir nefes aldım. Korkudan pozitif futbola çevirdim. Bu arada sarı kartı yoktu değil mi Reboço'nun? Ha yok. Sarı kart verdi. Güzel. O kadar çok dramatik bir sahne oldu ki kırmızı mı verecek penaltı mı olacak derken Oviedo frikiyi dışarı vurursan sevinirim. Ortayı yaptı Santos kaleci. Karius. Kaleci Karius. Evet kornerden de verim alamamışlar. Evet değişikliklerimizi yapalım. Şu şekilde maçı devam ettirmeyi deneyelim. Yani bizim için zor bir maç. Şu tempoyu bayağı bir düşürelim. Zamanı arada sırada geçirelim. Rakip ceza sahasını zaten paslaşarak girmeye çalışıyoruz. Şu şekilde bir. Yani oyuncularımız çok yorgun. Şu maçı bir şekilde bitirmemiz lazım. Çok fazla akın akın geliyorlar. Yine sağdan geliyorlar. Temkinliği aldım. Gol yemeyiz inşallah. Hayır sakın dalma Reboço. Dalma derken o kadar da değil. Çalım attırdı resmen adama. Evet Kopenhag aynı takım mı bilmiyorum ama yükleniyorlar. Bir an önce dur, bir pas hatası daha yapmayalım derken Reboço aldı. Reboço iyi orta gol getirir Reboço. Reboço'dan pas Caner'e. Caner ortalarını kullanma zamanı Caner derken top bize. Sakin olalım yine araya girdiler ya. Hay ve Diaby girdi aldı. Diaby pası Necip. Dorukhan herkese sarı kart var. Herkes sarı yanıyor. Şuraya bak. Umut arkaya oynarsa Diaby'ye. Diaby Dorukhan sağda offside sakın onu atma. Evet Elneni arkayı görür o. Gördü. Diaby önüne aldı. Diaby çalım. Umut. Diaby ne oluyor abi? Bizimkiler top oynamaya gelmemiş. Necip orta yaparsan gol olur. Necip yaptı. Abubakar attı. Wenten Abubakar attı. Şimdi durum 2-1. Yine maçı koparttık diyebiliriz. Maçı koparttık diyebiliriz. Temkinliyiz. Şimdi zamanı oynamanın zamanı. Rakip ceza sahasına paslaşarak girmesek de olur. Tempoyu çok çok düşürdük. Daha disiplinli oynadık. Oh. Necip Uysal gerçekte de asist yapıyor sağ bekte. Oyunda da sağ bekte asist yapıyor. Harbiden de görev adamı adam Joker. Evet maçımız da bitti ve turu geçtik arkadaşlar. Turu geçtik. Euro Cup 1. eleme turunu geçtik. Beşiktaş'ın kasasına da 500 bin euro
kazandırdık, koyduk. Ben sana bu bakar. Turu getirdi bize. Şimdi UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu eşleşmelerimiz var. Dinamo Kiev, Moskova, Atalanta, Arsenal, Roma, Valencia, Linz ve Beşiktaş. Bakalım. Manchester United, Salzburg var. Gent, Borussia Mönchengladbach, Inter, Wolves var. Benim tanıdığım Beşiktaş buradan gider. Manchester United çeker. Şu an videoyu durdurup tahmin yapabilirsiniz. Eğer tahmininizi yaptıysanız da devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan Gent falan çıksın. Şu diğer takımlar bize açmaz ve Manchester United çıktı. Yuh be, yuh be abi be. Yuh be abicim be. Arkadaşlar, bilmiyorum. Gerçekten. Yani bizim kaderimiz bu galiba. Yani oyunda bari gerçekçi olma bu kadar Beşiktaş ya. Abi oyunda bile aynı ya. Hadi gerçekte gidiyorsun. 500 takımın içinden en zorunu seçiyorsun. Bari oyunda kolay seç ya. Yani gidip bir tane güçlü vardı çok güçlü olarak. Gidip onu çektik abi. Biz Manchester United'ı nasıl eleyeceğiz ya? Of. Bari UEFA Avrupa Ligi'nde bir tık daha ilerleseydik fena olmazdı. Şimdi Kasımpaşa deplasmanına gidiyoruz Süper Lig'de. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Yine kadromuzla, az kadromuzla çıkmak zorundayız. Çünkü artık maç kaybedecek bir zamanımız yok. Şöyle Ruiz'le yine Ravi'yi oynatalım. Dorukhan'la da Elneny'nin yerini bu hep böyle koyuyor ama asıl olması gereken bu. Rodriguez'i koymuş. Evet Rodriguez de bu arada hazır. Onda da sıkıntı yok. Batista Meyer'i de sola atalım. Bu şekilde çıkalım. Zaten bundan sonra Fenerbahçe derbisine kadar yine dinlenmek için zamanımız var. Evet takımla gördüğünüz gibi Rebocho Meyer güzel anlaşıyor. Bu arada Rebocho'nun yerine Caner Erkin'i oynatayım ben. Çünkü Rebocho geçen maç benim biraz bu kadar zaaflı bir şekilde oynaması canımı sıktı. Çok fazla çalım yedi. Gerçi Caner'in de defansif anlamda daha belki düşüktür şey ama Rebocho en azından kiralık gidecek. O yüzden şu anlık Caner'e forma şansı verelim. Takımımızı bildirdik. Kadrolar hazır. Gohu, Ricardo, Andrade, Quaresma, Bernardo var burada. Adamın driblingi 15. Hızı tabii ki de bitmiş. Orta yapması 20 abi. Muhtemelen oyunun en iyisi de. Bu konuda. Endongala, Hayradinovic, Pavelka, Sadiku. Fena bir kadroları yok. Kasımpaşa'nın. Ve oyuncularımıza da taktiklerimizi verdik. Ve maç başladı. Evet hemen Caner'in oradan geliyoruz. Caner'den Mustafa'ya. Caner, Elneny, Dorukhan'a döndü. Dorukhan. Dorukhan'dan sağa Rodriguez'e. Rodriguez vuruşunu yaptı, golünü attı. José Luis Rodriguez. Geldi, dönüşüyle golünü attı. Rodriguez. Atak sol taraftan başladı, sağ tarafta bitti. Dorukhan burada. Sağ taraftaki Rodriguez'i güzel gördü. Rodriguez'den de gerçekten de mükemmel bir vuruş. Çaprazdan golü yazdı adam. Şimdi durum 1-0. Vincent Aboubakar! Vincent Aboubakar! Vincent Aboubakar! Dakika 3, hatta 4. Skor 2-0. Kornerde Batista Meyer. Güzel ortayı yaptı. Aboubakar da zor pozisyonda kafayı vurdu. Sarı kartlı Aboubakar. Golünü attı. Şimdi durum 2-0. Hemen buradan takım yorulmasın diye tempomuzu düşürelim. Çok güzel başladık maça. Pat pat pat. Golleri de attık. Vincent Aboubakar. 2 maçtır güzel goller atıyor. Onu uyarmıştım ben. Seni dedim satışı koyacağım hesabı. Kendine çekip düzen ver. Gol atmaya başla falan. O da sağ olsun 2 maçtır yazıyor. Bir korner daha geldi. Batista Meyer ortasını yaptı. Aboubakar vurdu, yine gol oldu. Yine gol oldu. Yine aynı şeyler, yine aynı sahne. Yine Meyer'in ortası. Yine Aboubakar'ın kafa vuruşu. Bazı şeyler değişmiyor. Zaafını bulduk herhalde Kasımpaşa'nın.
Meyer ve Abubakar Show izliyoruz. Dakika 27, skor 3-0 oldu şimdi. 5 şutumuz var, 3 gol olmuş. Fatih Öztürk, şu anki Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk. Gayet de özellikleri yani Kasımpaşa için iyi aslında ama 7 golleri. İlk yarı sonucu Kasımpaşa 0, Beşiktaş 3 deplasmanda. Çok güzel bir galibiyet alacağız bir aksilik olmazsa. Elneni ve Mustafa Kapı yine yorgunlar. Zaten Mustafa Kapı'nın daha hiç görmedim İyi olduğunu. Onu da maçtan sonra uyaralım. Kendine gelsin, yoksa satalım yani. Uğraşmayalım. Evet, Batista Meyer bir orta daha. Abubakar bu sefer direğe yaptı. İnşallah korner bol bol daha kazanırız. Abubakar çünkü bu gidişte pat pat hepsini atacak gibi duruyor. Dakika, evet, Meyer topun başından. Meyer vurdu Fatih. Üstüne vurdu Fatih. Meyer. Aha! Robin takir attı. Robin takir attı. Burası bir gol. Burası bir gol. Fatih Öztürk hayatının en kötü maçını oynuyor. Büyük bir hata. Robin takir. Garip Beşiktaş golü. Sonunda bu şans bize de güldü. Şuraya bakar mısınız? Robin takir açılmıyor. Fatih Öztürk vurdu. Ve Robin takirden harika bir gol. Çok garip bir şekilde maç bir anda 4-0 oldu artık. İyice tempoyu da düşürelim. Önümüzde derbi var çünkü. Hamle oyuncularına ihtiyacımız olacak. Bu maçta artık 4-0. Muhtemelen 5'e falan gideriz diye tahmin ediyorum. Çünkü iyice koptu işler. Kasımpaşa şimdi Hayradinovic ile atağa çıkıyor. Hayradinovic çok iyi sürdü. Dışarı atacak topu çünkü. Vurdu. Karius'ta kaldı top. Meyer yine ortalıyor. Abubakar atar mı? Abubakar atamadı, attırdı. Tyler Boyd girdi, golünü attı. Tyler Boyd sakatlıktan döndü. İlk maçta golünü attı. 5-0 oldu. Beşiktaş yine açıldı. Meyer. Yine çok güzel kullanmış Abubakar'a. Abubakar Boyd'a indirdi. Boyd yazdı golü. Garip şeyler oluyor bugün. Çok rahat ve bütün şanslarımızı kullandığımız bir maç. 14 şutumuz var, 5'i gol olmuş. Gerçekten de bu istatistiği bir daha yakalayamayız gibi. Bütün şutlarımız gol oldu. Bir tane de yiyeceğiz galiba. Caner uzaklaştırdı. Meyer'in önüne. Meyer çok güzel aldı. Meyer gidiyor soldan. Meyer pası verdi Abubakar'a. Abubakar Mustafa'ya döndü. Mustafa Kapı. Necip. Mustafa. Dön sağ Mustafa. Necip. Atiba. Necip. Atiba tek toplar güzel. Meyer çalım harika. Meyer bir çalım daha. Meyer şut dışarıya. Yıldız oyuncu Batista Meyer şov yapıyor adeta. 2 asisti var 9.0'la. Maçı tamamladık. Gerçekten de övgüyü hak ettik takım olarak. 5-0 çok güzel bir skor. Harbiden de Abubakar'ın performansını hemen övelim. Teşekkür ediyorum Abubakar'a. Gerçekten onu bir uyardım. Adam çatır çatır gollere başladı. Hemen şu oyuncuyu da uyaralım. Evet, Karaskal için 3-200 istiyorlar. Bizim şimdi şöyle bir 250 bin avro bonservis bedeli verme hakkımız var. Çünkü transfer bütçem 884 bin abi. O yüzden size şu şekilde bir teklif yapacağım ve 50 maça çıktıktan sonra da 500 bin vereceğim. 3 milyon 300'lük bir teklif. Yetmemiş bunlara. Ben 250 bin istiyorum abicim. Anlatabiliyor muyum? Şöyle de size 3,5 milyonluk bir teklif sunacağım. Evet, teklifi kabul edilemez düşünüyorlarmış Karaskal için. Karaskal gerçekten de iyi bir oyuncu. Hatta Thiago Almada'ya da bakacak olursak, sözleşmesi belki biterse kaparız. O da FM oynayanların her zaman aldı bir oyuncu. Evet, 17.75 milyon olmuş bile. Sözleşmesi bitiyor. Güzel. Bu oyuncuyu bir gözlemleyelim. Evet, Jorge Karaskal'a bir teklif sunmuştum. Hemen kabul edildi. 2.7 milyon avro. 500 bini peşin. Taksitle ve 50 maça çıktıktan sonra 2.5 milyon vereceğiz. Yani yaklaşık net olarak
2.7 milyon euroyu vereceğiz. Ama 500 bini peşin. Hemen görüşmelere başlayalım. Karaskal'ın özelliklerini de birazdan göstereceğim size tekrardan. Maaş konusunda tabii ki de ben her zaman olduğu gibi yine ucuzdan açacağım. 5 yıllık bir sözleşme. Hemen 1 milyon istedi. Bu bizim için çok iyi. Serbest kalma maddesini ve satış bedelinden payı kaldırıp 1 milyon şartları reddetti direkt. Hocayı da kaybettik abi. Bir hocamız vardı. 30 senelik arkadaşım şimdi... gitti ya. Wow. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. 1 milyona oynatırdık en azından bunu ya. Satış bedelinden pay falan da verseydik bari. Her neyse. Bize gelmek istemiyorsa kendi bilir. İyi bir oyuncu Karaskal. 82 puan da vermiş. Ama yapacak bir şey yok, ne yapalım. Şimdi önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe ligde şu an birinci konumda bulunuyor. Benim bugüne kadar oynadığım FM kariyerlerinde genelde Fenerbahçe şampiyon olamazdı. Genelde ilk sezon 3. 4. bitirip sonraki sezonlarda giderek düşüşe geçer Fenerbahçe. Sonra Galatasaray şampiyon oluyor genelde oyunda. Ben olmazsam, ki ben oluyorum da. Bu da zaten garip bir kariyer oldu. Fenerbahçe burada birincilikle gidiyor. Galatasaray ikinci. Biz üçüncü, 149. 10 puan var. Bir maçımız eksik. Yani 7 puan olabilir. Eğer Fenerbahçe'yi yenersek. Fenerbahçe formda bir takım. Ama biz kendi evimizdeyiz. Dengeli bir şekilde oynarsak bence alabiliriz. Kadromuz aslında iyi. Ama oturması biraz geç oldu. Arkasından da Fenerbahçe'den sonra da arkasından da Manchester United maçına gideceğiz. Gerçekten de zorlu bir fikstür yine bizi bekliyor. Bu oyuncu bayağı iyi. Mahlambi bayağı iyi. Kaliteli bir transfer olur diyor. Yani alabilir miyiz acaba bilmiyorum ama. Şöyle bir teklif yapsak 625 bine. 50 maçtan sonra 500 bin. Şöyle yapsak nasıl olur? 140 bin peşin versek. Tamam. Teklifimizi sunduk. Reu'da da çok kötüymüş. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Maalesef hepsi kötü. Bundan sonra takıma katacağımız isimler genelde genç ve potansiyel yüksek oyuncular olmalı. En azından satabilelim. Hem de oynatırken de bize keyif versinler. Evet, Fenerbahçe maçına geldik. Favori Fenerbahçe olarak gözüküyor ama sağda kimin gerçek favori olduğunu göstereceğiz onlara. Enkudu, Roko, Laiç. Enkudu'yu bugün almayacağım. Zaten 45 dakika oynama şansı var. Onun yerine Boyd ve Diaby'yi sokarız en kötü ihtimalle. Bence bizim kadromuzu şöyle bir kıyasladığımız zaman bizim kadromuz daha iyi olmalı. Yani Türüç var, Ozan, Gustavo, Falet falan. Bence bizim kadromuz daha iyi ve daha heyecan verici, potansiyeli yüksek insanlar oynuyor. Şöyle maçımız başladı. Savunmadan yine pasta çıkıyor Fenerbahçe. Şimdi Max Cruz aldı orta sahada Gustavo'ya. Gustavo sağa Ozan Tufan'a. Ozan'dan kısa paslaşmalar, sola döndü. Hasan Ali tek top. Rodriguez'e. Rodriguez çalımı yemiyor Rodriguez. İki Rodriguez karşı karşıya. Hasan Ali çalımını attı. Hasan Ali gidiyor Gustavo'ya. Gustavo'dan yine Hasan Ali. İyi oynuyor Fenerbahçe şu dakikaya kadar. Ortasını yaptı. Arka direkli Deniz Türüç attı. Maalesef golü yedik. Dakika 7. Skor 1-0. Bu savunma zafiyetimizi zaten çözebilmiş değilim. Bu kadar kolay çalınmamamız ve önde basamamamız hala bu maçta devam ediyor. Yani yine Fenerbahçe şu an toplu oynayan taraf. Hasan Ali yine soldan gidiyor. Hasan Ali. Luis Gustavo geri döndüler. Topu çeviriyorlar. Falet. Kaleciye kadar döndü Falet. Vensen Abubakar iki oyuncumuzu birden düşürdüler burada oyundan. Serdar sağ tarafa döndü. Deniz Türüç. Luis Gustavo. Serdar. Falet. Gustavo. Sola döndü. Geri Rodriguez çok iyi çalım attı. Şutunu çekmedi. Hasan Ali'ye döndü. Hasan Ali ortaladı.
Deniz Türüç. Keşke Roko ile başlasaydım ama çünkü çok fazla orta deniyorlar. En azından Roko'nun boyu daha uzundu. Böyle yerleşik oyunlar için daha iyi olur. Dravin Tagir yerine. Ama artık çok geç. Maalesef bastırıyorlar. Luis Gustavo Cruz ortaladı yine. Muric vurdu, dışarı gitti. Yani sonunda bir korner kullanma hakkımız geldi. Robin Meyer kullanıyor. Abubakar at yine olmadı. Ruiz Meyer'e döndü. Meyer ortasını dışarıda yaptı. Dorukhan Elneni ve gol. Muhammed Elneni attı. Skor 1-1. Muhammed Elneni. Skor 1-1. Sonunda şutumuzu çektik. Golümüzü attık. Asisti yapan Dorukhan burada indirmiş. Elneni de sağlam bir vuruşla topu yine deliğinden geçirmiş. Şimdi skor 1-1 oldu. Güzel paslaşmalarla çıkalım şu oyunun içinden. Reboç'u aldı solda. Reboç'a gidiyor. Meyer'in önüne. Meyer sadece faulle durdurulur bu arada. Mustafa Kapı tek top Elneni'ye. Elneni sağda, Dorukhan döndü. Rodriguez indirdi Bundu'ya. Bundu çalımını at. Bundu topu kaybetti Bundu. Çok basit bir hatayla kaybetti hem de. Top bizde kalır mı? Kaldı. Ruiz de top. Kaleci de. Şimdi Karius. Karius eline niye çıkardı topu. Çok güzel çıktık oradan. Reboços dön sola. Döndü Abubakar'a. Abubakar aldı. Abubakar Serdar'ı geçti Abubakar. Abubakar gidiyor. Al penaltıyı Abu. Ortayı yaptı Bundu, dışarıda top. Etkili gelmeye başladık şu dakikalarda. Ama bir tık daha oyunumuzu yükseltmemiz lazım. Evet, ilk yarı sonucu 1-1. Takımımızla konuşmalarımızı yaptık. İkinci yarıya çıkıyoruz. Pozitif futbolu aldım dengeliden. İkinci yarı biraz daha bastıralım kendi evimizde. Rakip ceza alanına da paslaşarak girersek bizim için daha iyi olur. Çünkü kapı toplarında biraz etkili kaldılar. Bu arada ortayı, korneri kullandı. Hasanlı yine topu aldı. Orada Bundu kapar mı o topu? Ozan Tufan. Meyer kaptı. Meyer gidiyor. Meyer çalımını attı. Meyer gidiyor. Meyer açısı dar. Meyer'in alta için kolay bir top. Burada pası verse Abubakar'a daha etkili olurduk. Evet, değişiklikler yaptılar. Biz de değişiklik yapalım mı? Mustafa Kapı 6.6 ile oynuyor. Onu çıkartıp yerine Abdullah Diaby'yi alacağım forvet arkasına. Ve 6.5 ile oynayan Mustafa Bundu var. Onun yerine de Tyler Boyd'u alıyorum. Mustafa Bundu bu maç gerçekten de kötüydü çünkü. Evet, yine onların bir atağı başlıyor. Geri Rodriguez'e döndüler. Rodriguez'le paslaşma. Hasan Ali ile Rodriguez gerçekten de orayı domine etti. Hani bunu söyleyelim gerçekten. Bu arada Rodriguez yine gidiyor. Rodriguez döndü Tolga'ya. Tolga Arslan. Zayç vurdurmayın. Zayç. Dışarıda top. Dakika artık 70 oldu. José Luis Rodriguez'in yerine Necip Uysal'ı alsam mı acaba? Sarı kartı da var. Fişi de bitmiş, çekilmiş. Yoksa kanat değişikliği mi yapsak? Meyer'in yerine Enkodu falan. Evet, Rodriguez çok yorulmuş. Orayı zaten geri Rodriguez ve Necip bayağı bir geri Rodriguez ve Hasan ile orayı bayağı bir yordu. O yüzden Necip'i de oyuna sokmuş olduk böylelikle. Ozan Tufan, Jailson. Adamların oynattığı oyuncular bu yani, ama bizden iyi oynuyorlar. Yine paslaşarak çıktılar ama top bizde kaldı da. Ravil Tagir, niye böyle bir şey yaptın? Geri Rodriguez arkadan Boyd daldı, durduramadı. Rodriguez çalınmadı herkese, şutunu çekti, dışarıya gitti. Rodriguez gerçekten de bugün etkili bir oyun ortaya koyuyor. Dakika artık 75 oldu. Evet, sağ taraftan Necip'in tacıyla oyunu başlattık. Diaby tek top Necip'e. Necip ortaladı ama top tekrar bizde kaldı. Evet, Necip sağda at ona, Dorukhan atmadı. Sola döndü. Olur o da. Reboç ortaladı. Boyd vurdu, golü attı Boyd. Tyler Boyd attı. Hemen şu şekilde bir kısa pasa çevirelim. Düşük bir tempo yapalım. Daha disiplinli oyna diyelim. 2-1 öndeyiz. Dakika 79.
Pedro Rebocho sol taraftan çok güzel bir orta. Arka tarafta Tyler Boyd yine oyuna girdikten sonra golünü attı. Gerçekten de çok iyi bir yedek Boyd. Girdiği her maçta, sonradan girdiği her maçta golü atıyor. O yüzden onunla da bir sözleşme imzalarız artık. Gerçi 3 yıl daha sözleşmesi varmış. Yani adam bu. Giriyor ve atıyor. Gerçekten de helal olsun. Şöyle bir temkinliğe alayım ben. Yok, ataktayız, devam ya, pozitiften. 3 olsun, bizim olsun. Hadi Rebocho. Meyer. Kaptırdık. Dorukhan, vur kaleye Dorukhan. Sağ attı Necip'e. Necip tek top Boyd'a. Boyd gidiyor. Ve sarı kartı da var Hasan Ali'nin. Penaltı olması lazım. Net penaltı hocam, ben gördüm. Gitmene gerek yok. İzlemene de gerek yok. Net penaltı. Evet. Hakem gitti. Şu an izliyor. Penaltımızı birazdan verecektir. Geldi hakem. Vara baktım dedi. Ve penaltıyı da verdi. Topun başına Abubakar geçecek. Bir de sarı kart versen Hasan Ali'ye. Güzel olurdu. Kırmızı yiyecekti. Abubakar topun başında. Skoru 3 yapmak için topun başında Abubakar geldi. Vurdu, gol attı Abubakar 3-1. Vincent Abubakar. Skor 3-1 oldu. Vincent Abubakar. Skoru 3-1'e getirdik. Fenerbahçe karşısında. Hemen temkinliğe ve zaman geçirmeyi en yükseğe çıkartalım. Son 5 dakikayı da Hasan Ali hemen aldı, yine soldan atar götürdü topu. Hasan Ali ortalayacaktır içeriye, dikkatli olalım. Deniz Türüç 3-2 oldu. Kontrollü bir maç. Bir türlü maçın koparılmasına izin vermiyor Fenerbahçe. Ama bu sefer takım halinde bir savunma yapalım. Zamanı oynuyoruz şu an. Sol taraftan 90+1'deyiz. Evet, topu kapamadık. Tolgay gidiyor. Tolgay sağ tarafa döndü Ozan'a. Ozan ortasını yaptı. Zayç kaleci savunma ağırlıklı bir taktikliyiz şu an. Deniz ortalıyor. Deniz ortaladı. Loris Karius aldı. Yat yere. Zaman geçir Loris. 93. dakikadayız. Fenerbahçe saldırıyor. Maç 94. dakikada şu an ve maç bitti. Fenerbahçe'yi 3-2 yeniyoruz. Lider Fenerbahçe'nin 10 puan gerisindeyiz. Kalan 9 maç var. 9 maçta 10 puan erir mi? Eriyebilir. Fenerbahçe'nin bu güzel gidişini bozduk ve çok iyi bir oyunla kazandık. Evet, Fenerbahçe'yi de 3-2 yendik. Bundan sonraki maçımız Manchester United. Bu videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yine her zamanki gibi bekliyorum. Sevgiler, saygılar.